Birazdan hacı olmaya gidiyorum. Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak geçiyor. Yolun açılması, tünellerin hızılması totalde 132 yıl alıyor. Çok zevkli bir yol. Çok mistik. Girmek yasaktır denildikten sonra ben. Herkese selamlar. Tek Kadın Tek Motor 81 İl Türkiye serüveninin yeni bölümüne hoş geldin. Erzincan Kemale ilçesindeyiz. Muhteşem manzaralı bir oteldeyim. Balkonlu bir oda. Ben 2 gündür havanın düzelmesini bekliyorum taş yola girebilmek için. Artık bugün de tamamen düzelmedi ama yapacak bir şey yok. Normalde mesela şu su yemyeşil, böyle masmavi çok tatlı bir rengi vardı ama işte dünyanın yağmurlardan ötürü tamamen kahverengi olmuş, çamur olmuş. Otelin adı Bozkurt Otel. Otel odası böyle, çalışma masası da var. Balkonlu odanın fiyatı 700, bu sezonda Ekim'in başı olarak düşünürsek balkonlu 700 lira, balkonsuz 600 lira gibi bir fiyatı var. Düşünürseniz gibi anlaşılmasın, hani anlaşma vesaire falan yaptı gibi değil. Normal aynı, ne fiyatsa aynısını ödüyorum. Sadece hani buraya gelmek isteyen motorcu ya da normal arkadaşlar varsa hani nerede ne var, ne kadar kafalarında bir şey olursa işlerine yarasın diye söylüyorum. Şimdi bugün Kemali'ye taş yola gireceğim. Ben 2 gündür oraya girmek için havanın düzelmesini bekliyorum. Çünkü herkes bana böyle işte orası çok tehlikeli. Sürekli öyle söylüyorlar. Gözümü korkuttular açıkçası. Bir de hani görüntü alacağım diye aslında güzel böyle bir gün olsun istedim. Fakat güneş olmuyor. Bakalım, herkes güneşli günlerde geçiyordu. Ben birazcık daha kış şartlarında geçmek nasıl olacak onu göreceğim herhalde. Aşağıya doğru iniyorum, eşyaları toparlayalım. Birazcık da Kemali ile ilgili konuşalım o zaman. Evet, Kemaliye taş yolu tünelin başındayım. Şu anda birazdan hacı olmaya gidiyorum. Burası motosikletçiler için çok özel bir rotadır. Gerçekten ve çok güzel bir rotadır. Birazdan başlayacağım. Hava biraz kapalı, ara ara çiseliyor, rüzgar var. Bakalım, inşallah hayırlısı deyip yola çıkıyorum. Bu Kemaliler taş yolunun çok güzel bir hikayesi de var aynı zamanda. Kemaliye'nin ve taş yolu tünelinin hikayesini de yolda anlatayım size. Evet, giyindik, hafiften bir yağmur çiseliyor. İnşallah artmaz. Haydi bakalım. Bismillah. Nasıl? Hiç bilmiyorum ki. Evet. Evet, başlangıç zaten birazcık asfaltlı bir yol olduğunu biliyorum. Normalde yemyeşil, böyle besbelli yağmurdan dolayı kahverengi bir tonda. Ya 360 kadar şuraya sürtünecek diye gerildim. Karanlık kanyon dediği burası. Giriyoruz bakalım. Karanlık kanyona doğru. Üf. Şöyle, Kemaliye'nin aslında normal eski ismi Eğilmiş ama Kurtuluş Savaşı'nda çok böyle güzel bir ne derler ki, başarılarından ve emeklerinden dolayı Atatürk tarafından, Allah, 360'ı burada inşallah kaybetmeyiz,
buraya Kemaliye ismi verilmiş daha sonrasında. Eyn olarak anılırken sonrasında şu anda Kemaliye olarak anılıyor imiş. Çok güzel. Şu 360 beni gerdi ya. Anıl var bizim. Gezmek en kolay. Anıl selam olsun. Senin 360 burada rip olunca şu arazide biraz sallandığı için geriliyorum. Evet, buradan sonra asfalt yok. Buradan sonra normal yola gidiyor. Şimdi buranın hikayesi, o zamanlar Kemaliye'de yaşayan yerel halk, normalde şimdi benim geldiğim İliç tarafından olan yol üzerinden böyle işte gidip gelmesi çok zor olduğu için bir şekilde kendilerini yolu kısaltacak bir şey bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yolu açıyorlar. Bu yolun açılması, tünellerin vesaire kazılması totalde 132 yıl alıyor. yılda yani iğneyle böyle kuyu kazar gibi el emeği tamamen 132 yıl boyunca buraya kazıyorlar ve aslında baktığında yolu oldukça kısaltmış oluyor. Çünkü mesela hatırlarsanız bir önceki bölümde Kemaliye'ye doğru gelirken girmediğim bir yol vardı. Taş yolu diye görünüyordu. Oradan girdiğinde yol baya baya bir kısalıyor. İleride bir tane köprü var normalde. O köprüden geçip bu yola bağlanıyorsun ama Türkiye'deki depremler sırasında o yol, köprü zarar görmüş. Dolayısıyla şu fotoğraf çekeyim mi diye durayım dedim de dolayısıyla o köprüye, o taraftan girdiğinde o köprüden geçip buraya ulaşamıyorsun şu anda. Bu yoldan girebiliyorsun ancak. Gidip bir yere kadar gidip ondan sonra dönmek zorunda kalıyorsun. Üf. Şu manzaraya bakar mısın? Maşallah. Üf. Ay şuranın mavi olması çok güzel olurdu. Şu anda çok değişik bir halde. Böyle totalde 7 kilometre kadar diyebiliyorum bir yol var gidebildiğin. Birazdan hani tünellere gireceğiz sanırım. Bir kısmı böyle yol olarak gidiyor, bir kısmı da bir yerden sonra o meşhur tünellere doğru gidiyor. Buradan arabayla iyi geçiyorlar yalnız, ha, helal olsun. Şey demişlerdi zaten, arabayla geçtiğinde nerede? Ha, Sivas'ın içindeyken birisiyle konuşurken şey demişti, babamla gittim dedi, arabayla geçtim bir sefer dedi. Babam dedi kapı kolunu kıracaktı, az kalsın. Ha, tünellere geldik. Uzunlarımı yakayım. Bu motosikletle ilgili sevmediğim tek nokta şimdiye kadar farlarının hani bu tarz bir moto için yeterli olmadığını düşünüyorum. Onun dışında şimdiye kadar bir şey yok. Sevmediğim bir nokta olmadı. Ya helal olsun ya. Bakar mısın şuraya? Bunun yani bu tünellerin el ile açıldığını düşünsene yani. O kadar büyük bir emek, o kadar büyük bir
istikrar. Resmen dağı dermişler veya ellerle. Ne yazıyor? Vali Recep Yazıcıoğlu tüneli. Evet, buranın eski valisi. Yani şu tünel diğer yoldan daha geniş ya. Tüneli daha geniş açmışlar yani. İki araba geçebilecek kadar büyük bir tünel açmışlar yani, düşünün. Üf, çok güzel be. Bekir Köprülü Tüneli. Tamam, doğru okumuştum. Şöyle bir şey varmış. O zamanlarda bu tüneli yapmak için, hani insanlar kendileri yapıyorlar ya, bu tüneli yapmak için aynı zamanda tabii para da gerekiyor. O zamanlarda para vererek bu tünellere ismini verebiliyorlarmış insanlar. Sanırım o yüzden mesela tünellerin, her böyle şeyin, tünelin farklı ismi var gibi bir şey. Üf, ne hoş. Mehmet Hilmi Gür Tüneli. Ha, çok zevkli be. Aşırı öyle değişik bir his oluyor sanki. Ya işte böyle tarihi yerlere gitmeyi Zehra Bilginoğlu Tüneli. Tarihi yerleri bundan dolayı seviyorum. Böyle turistik yerleri vesaire falan sevmem yani, turistik hale gelmesini, ama mesela buradasın, tamam mı? Yıllar önce burada böyle emeği olan insanları düşünerek böyle gittiğinde, Hüsamettin Özkan Tüneli. Soy ismimiz aynı. O insanları düşündüğünde, o emeği düşündüğünde, insanların eli değmiş ya buralara. Ali Coşkun Tüneli. Havalandırma yapılmış sürekli. Bu havalandırılmaların açılması da ayrıca bir iş yani. Bak şurayı da açmışlar o kadar havalandırma için. Hasan Yiğit Tüneli. Ben burada motoru düşürsem vallahi 3 gün, herhalde hafta sonu tatilciler gelene kadar burada kamp kurarım. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya, böyle ne bileyim, herkes bu işte çok zor, tek başına mı gidiyorsun, işte bir şey olur, düşersin, edersin, çok dikkatli ol falan fistan gibi konuşuyordu. Ya o kadar öyle abartılacak bir şey yokmuş ki. Gayet de zevkli. Neyse, bitirmeden konuşmayayım da. Yok, gerçekten yani. Çok zevkli bir yol. Çok mistik. Tek sıkıntı, hani araba gelirse burada şey olabilir.
O yüzden mesela hafta içi şu anda aslında. Hafta içi olması güzel çünkü mesela ben hafta sonu gelecektim Kemaliye'ye ama kalacak yer bulamamıştım. Grup halinde geldikleri için buraya hafta sonu araçlarla da giriyorlar. Ondan dolayı birazcık daha tehlikeli ve geçişi zor olabilir. Daha yukarıdan sular damlıyor buralara. Yağmur suları sızıyor. Burası bir yere gitmiyor belli ki. Şurası. Kaç tane? Totalde 7 tane tünel var diye hatırlıyorum yanlış değilse. Hava da açılmaya başlamış. Hasan Gemici Tüneli. One more. Oh, şu görüntüye bak. Burada bir fotoğraf güzel olur sanki ya. Şöyle aşağıdan. Nasıl? Güzel sanki. Dur bakayım çekeyim bir şeyler. Evet. Birazcık fotoğraf çektik. Şimdi yola devam edelim. Motora biner binmez kontağı açmazsam motorun bazırı devreye giriyor. Sürekli üstündeyken bağırıyor. Arazide sürmeyi o kadar özlemişim ki. Yol çalışması falan mı? Kapılamıyormuş. Hasan Tahsin Bilgiç Tüneli. Hepsinin cebine, emeğine, yıllarına, günlerine, saatlerine sağlık. Burada emeğe geçen herkesin. Burayı construction area Allah falan diyor da açmışlar yolu. Araç falan geçmiş belli ki. Geçebiliyor muyuz? Girmek yasaktır denildikten sonra ben. Ha, buradan zaten. Ha, o zaman bir dakika, köprü yıkılmış dedikleri burası galiba. Aslında ben şey zannediyordum. Karşı tarafa bir yerden köprü var zannediyordum. Burasıymış o zaman. Yolumuz buraya kadarmış.
Dönüyoruz. Ol. Aynı şekilde geri döneceğiz şimdi. Unuttum, bir şey yoktur umarım. Durunu unutmadıysanız sıkıntı yok. Havanın ne oldu? O kadar garip ki. Bir açacak gibi görünüyor, bir açmayacak görünüyor. Bir bulutlar var. Bir çiseliyor, bir hafifçe güneş açıyor, heyecanlandırıyor falan. Şöyle hızlı geçince çok daha keyifli oluyor. Oo, şurada böyle öyle çok affedersiniz göt ata ata denir. Öyle gitmek istiyorum ya. Ama şimdi düşürürsem falan filan kaldırma ihtimalim yok. Hiç riske atmayayım diyorum. Thank you.
Vallahi helal olsun ha. Çok büyük bir emek. 132 yıl ya. Dile kolay. Bu arada bu Karanlık Kanyon olarak geçiyor ya burası. Karanlık Kanyon dünyanın en büyük ikinci kanyonu diyebiliyorum. Öyle yazıyor araştırmalarımda. Büyük kanyondan sonraki en büyük kanyon diye geçiyor. Hadi be, adam ne oluyor? Ah, yemin ediyorum 2 gram görüntü alacağım diye. Bismillahirrahmanirrahim. Drone uçurma konusunda aşırı derecede yeni olduğum için çok geriliyorum. Bir de burada GPS falan yok. GPS'siz uçurdum. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Oh, oh, oh. Hoplaya zıplaya. Üf. Manzaraya bak. Üf, şuraya bak. Ne kadar güzel görünüyor. Bir daha mı drone uçursam? Oha! Şuraya bak. Üf. Maşallah. Çok iyi be. Bir daha mı uçursam diyeceğim drone'u da. Neyse. Kalbim buna el vermeyecek. Çok stres yapıyorum. Görüntüye bak. Çok hoş.
bitirdik sanırım. O deminki taş yol ayrımına gelmiş oldum. Evet, bundan sonra zaten asfalt yola geçiyor. Geldik, bitti. Şu demir köprüyü görünce bitmiş oluyor. Evet. Geçiş var değil mi? Nereden? Geçiş var. Kemaliye'ye gidiyor abi. Tamam. Artık taş yolda yaptığımıza göre sticker'ı buraya yapıştırmaya hak kazandık. Şöyle nereye yapıştıralım? Şöyle tam şuraya yapıştırdım. Evet, artık selam söylersiniz bana buraya geldikçe. Evet, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak geçen bu karanlık kanyonda Erzincan ilinin Kemali ilçesine bağlı taş yolu yapmış olduk. Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak geçiyor. Fakat o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Sadece dar geçitler olduğu için. Onun dışında tehlikeli olacak çok fazla bir şey yok. Yolları gayet iyi. Bilmeyen, yolu görmemiş olanlar için biraz göz korkutucu olarak söyleniyor her zaman. Ama açıkçası öyle tehlikeli falan bir yol değil. Bu yol benim Hindistan'da yaptığım yolların yanında hiçbir şey. Yani yolu gördünüz zaten. Tek başınıza gelebileceğinizi düşünüyorsanız. Yolu gördünüz zaten. Eğer tek başınıza gelebilecek birazcık olsun, böyle hani tedirgin olmadan o toprak yollara girebilecek, off-road'a girebilecek bir yetkideyseniz motosiklet sürme konusunda gayet kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir yol. Ama dikkatli olmak da lazım tabii. Bir saniyenizi rica edebilir miyim? Böylelikle bugünün ve bu bölümün, bu videonun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki bölümde Kemaliye tarafından bir yerlere gidiyoruz. Şu an nereye gideceğimize hala daha karar vermedim. Hava 5.30 civarı, karanlığa kalmadan bir yerlere gideceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.